Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimcini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi böyle yapraklı küçük minik üzüm salkımları olan bir oya yapacağız. Şöyle bir üzüm oyası. Şöyle çok güzel arkadaşlar, böyle büyük büyük değil. Büyük oya sevmeyenler de rahatlıkla yapabilir. Çok güzel bir oya. Şöyle göstereyim. Bugün hep birlikte bunu yapacağız. Önce iplerimi, tığ battığımı, tığımı göstereyim. Şöyle tığ battılarımı iki zincirle yaptım. Şöyle bırakayım. Açık rengin üzerine koydum, görünsün, belli olsun diye. İplerimi göstereyim. Hemen altın başak 5 numara. Altın başak 144 numara, altın başak 410 numara, burada da 956 numara altın başak, yine 956 numara arkadaşlar. Koyu bir yeşil, şu yapraklarındaki bakın koyu yerler var, onlara uygun olarak bunu seçtim. Şu açık rengiyle uyumlu bir ip bulamadım çünkü elimdeki iplerden koyu rengiyle uyumlu olanını seçtim. Şöyle güzel de oldu. Tığım 21 numara. Şöyle oyamızın yapımına geçelim. Geçmeden önce şöyle arkadaşlar, ben köşeye bir tane denk gelsin diye hemen köşeden başladım ama siz şöyle biraz daha iç taraftan herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle köşeden de başlayabilirsiniz. Ben bir tane üzüm salkımını köşeye denk getirmek için bu şekilde yaptım. Evet, hemen oyamızın yapımına geçelim. Evet, tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra, bu tarafı görmeyin arkadaşlar, ilmeğimizi yeni oluşturduk. İlmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısından girip sabitliyoruz. Üzerine iki tane zincir çektim, tığımın başını bir kez doladım, bir sonraki tığ battının altından girdim, önce bir, sonraki, sonraki çıktım, bir, iki, üç tane zincir çektim, şu ikisinin arasından girip kapattım, iki tane zincir çekip bir sonraki tığ battının altından girdim ve kapattım, iki zincir, tığımın başını bir kez doladım, bir sonraki tığ battının altından girdim, önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım, bir, iki, üç tane zincir çektim, trabzan ve zincir arasından girdim, kapattım, bir iki zincir çektim, bir sonraki tığ battısının altından girdim ve kapattım. Sayalım, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 tane olmuş. Siz 3-4 tane yaptıktan sonra başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 1 2 zincir, tığın başını bir kez doladım, bir sonraki tığ battığının altından girip 3 seferde çıktım, 3 zincir çektim, yine aynı şekilde çimenimi yapıyorum, 3 zincirimi kapattım, 2 zincir çektim, bir sonraki tığ battısının altından girdim ve kapattım, 2 zincir çektim, tığın başını bir kez doladım, bir sonraki tığ battının altından girip 3 seferde çıktım. Burada çimenimi yarım bırakıyorum. Şöyle iki üzüm arasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Arka tarafını çeviriyorum. Şu son yaptığım tepesindeki pimpirikten girip 7 zincirimi kapatıyorum. Burayı kapatınca arada 8 tane kalmış oluyor arkadaşlar. Bakın şurada bir. Bunu da saymazsak eğer, üzümlerimizi de buna kapatıyoruz. Bir tanesini buna bağlıyoruz. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kalmış oluyor. Şöyle. Hemen 2 zincir çektim, tekrar ön tarafını çevirdim, tığın başını bir kez doladım, yuvamdan girdim, önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım, tığın başını iki kez doladım, yuvamdan girdim, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıktım. Her zaman yaptığımız yaprak gibi bir yaprak yapacağız arkadaşlar. Tığın başını iki kez doladım, yuvamdan girdim, önce bir, sonra iki, sonra iki, pardon. Arkadaşlar bu videoyu ben sabah çok erken saatte çekiyorum. O yüzden ellerim daha tutmuyor. Evet, önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığın başını üç kez doladım. 2 2 2 2 çıktım. Tığın başını tekrar üç kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 4 zincir. Son yaptığım trabzan arasından girdim, kapattım, sık iğnelerle aşağı ineceğim. Şöyle pimpirimi yaptım, sık iğnelerle aşağı iniyorum. 4 5
6, 7. 7 tane sık iğne ile aşağıya indim. 8.'si yuvamda. Şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar ellerim daha tam tutmuyor. Henüz tam açılmadı. O yüzden biraz zorlanabiliyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını 2 kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Sık iğnelerle aşağı iniyorum. 3, 4, 5, 6. Şu zinciri kapattım. Sık iğneyi de sayıyorum arkadaşlar. Onunla birlikte 6 tane sık iğneyle aşağı indim. 7.'si yuvamda. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Tığın başını 2 kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Aradan girdim. Kapattım. Birinci sık iğnemdi. İkinci, 3, 4, 5, 6, 7.'si yuvamda. Ve bir tane daha yapıyorum. 4 zincir tığın başını 2 kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 3 zincir çektim. Aradan girdim ve kapattım. Birinci sık iğnem. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Şöyle biraz sıkıştıracağım. Yedincisi aynı yuva içinde. Evet, ben 3 tane dalımı oluşturdum gördüğünüz gibi. Yaprağımı ve 3 dalımı oluşturdum. Şimdi bir sık iğnesi şu alttaki çimenin trabzanı var bakın. Yarım bırakmıştık çimenimizi. O trabzanın arkasından girip bir sık iğne yapıyorum. Çimen seviyesine inmiş oldum. 2 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battısının altından girdim, kapattım. Tekrar çimen yapmaya başlıyoruz. 2 zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. Önce 1, sonra 2. Pardon. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 3 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 2 tane zincir çekip bir sonraki tığ battının altına girip kapatıyorum. Bu şekilde. Ben şimdi bu çimeni birkaç tane daha yapacağım. Sonra hep birlikte üstünün üzerine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, renkli ipimi aldım. Kahverengi ipimi sıra ondaydı. Tığımın üzerine ilmeğimi oluşturdum. Şöyle netleştirelim mi? Evet. Şurada bakın 3 tane dal yaptık. Şunlar. 3 tane dal yaptık. Bu 3 tane dalın hemen yaprağın yanındakinden, ilkinden başlıyorum. Şu tepelerde pimpiriklerimiz var. Oradan giriyorum ve ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Siz isterseniz 10 tane çekin. Fark etmez. 10, 11. Şöyle. Bakın burada ilmeğimi tutuyorum. Şöyle. İlmeğimi tuttum sıkıcana. Zincirimin altından giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Dibine bir tane zincir çektim ve tuttum. 2. Zincirimin altından girdim. İlmek aldım. Dibine bir zincir çektim. Tuttum. 3. 4. 5. 6. 7, pardon, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ilmek topladım. Tığımın başına ipimi doluyorum. Hepsinin birden içinden geçiriyorum. Şöyle. Hepsini birden içinden geçirdim. Şimdi bunu tekrar buraya yuvamıza kapatıyoruz. Buradan bakın girdim, ilmeğimi aldım. İkisini birden kapattım, sıkmıyorum. Sıkılaştırmadım hemen. Fıstığımı düzeltiyorum önce. Düzelttim, sıktım. Sıkıştırdım burayı. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yandakine. Yandaki dalımın tepesindeki 3 zincirlik pimpirin içine giriş yapıyorum. Şimdi biraz genişletelim. Olmadı. Kameradan tam göremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın şöyle. Evet, ben alttan bakmaya çalıştım. Evet, oldu şimdi. Genişlettim. İçine bir sık iğneyle giriş yaptım. Tekrar fıstık yapacağım. 9 tane zincirimi çektim. Tığımın, pardon, parmağımın üzerine zincirimi yatırdım. İp toplamaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ilmeğimi topladım. Bakın şöyle. Tığım başına ipimi doladım. Hepsini birden içinden geçirdim. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Buradan ilmeğimi aldım. İkisini birden kapattım. Sıkmadım. Şöyle güzelce fıstığımı düzeltiyorum. Şeklini veriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Tekrar 3 zincir çekip bir sonraki pimpiriye, dalın tepesindeki pimpiriye geçiş yapıyorum. Evet. Tekrar bir tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Ben hemen onun kamera arkasına hep geliyorum. Evet arkadaşlar bakın fıstığımı yaptım, topladım, sıkıştırıyorum. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bu bir zinciri geliyorum. Burada bakın hemen çimenimiz var. İlk çimen. İlk çimenin tepesinden girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın fıstıklarımızı buraya bağladık. 4 tane zincir çektim. Arka tarafı çevirdim. Şurada aralarında bakın zincirler çekmiştik. Şu ilk araya giriyorum. Bu zincirin altından bu 4 zincirimi kapatıyorum. Bu araya geçiş yapmış oldum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı aradan girdim ve kapattım. Zincirin altından kapatıyorum. Buraya fıstık yuvası oluşturdum arkadaşlar. 3 zincirim fıstık yuvası. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şu iki fıstık arasındaki zincirin altından girip kapatıyorum. Buraya geçiş yaptım şimdi. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yerden girdim, kapattım. Bir tane zincir çektim. Bakın şurada. İki dal arası. Şurası bakın gördünüz mü? İki dal arası buradaki boşluk. Buradan girdim. Şurada fıstığımın ortasından bakın. Fıstığımın ortasından. Şöyle. Tekrar gösteriyorum. Şu iki dal arasından girdim. Fıstığımın ortasından çıktım. Oradan bir tane ilmek aldım. Bunu da kapatıyorum. Bir, iki zinciri çekip tekrar ön tarafını çeviriyorum. Şöyle. Bu iki zincirimde geliyorum. Buradaki üç zincirlik yuvam vardı. Bu yuvama kapatıyorum. Buraya geçiş yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fıstığımızı yapacağız. Şimdi kamera arkasına yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar fıstığımı yaptım ve düzelttim. Sıkıştırdım. Araya 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şu diğer fıstık yuvası yaptık. Bakın şuraya. O fıstık yuvasına giriş yapıyorum. Zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar fıstık yapacağım. Evet, fıstığımı yaptım, kapattım. Şimdi burada bir zincir çektim. Şurada bakın 4 zincirim var. Şuradan gelen 4 zincir. Oraya geçiş yaptım bir sık iğneyle. Bakın bir zincir çektim. Oradan kapattım o bir zincirimi. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar arka tarafı çevirdim. Bakın şurada iki fıstık arasında şurada zincir çekerek geçiş yapmıştım ya. Şurada zincirim var. Zincirimin altından girdim, kapattım 4 zincirimi. Buraya tekrar bir fıstık yuvası oluşturacağım. 3 zincir çektim, yine girdim, kapattım aynı yerden. Bir zincir çektim. Yine şu boşluktan giriyorum. Şu fıstığımın arasından çıkıyorum. Buradan ilmeğimi aldım, kapattım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar ön tarafı çeviriyorum. 3 zincirlik yuvama giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen fıstığımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben iplerimi topladım, ilmeklerimi topladım. İçinden geçirdim. Şimdi burada tekrardan bu 3 zincirlik yuvamıza girip kapatıyorum. Sıkmadan önce düzeltiyorum fıstığımı. Pardon. Şöyle düzeltiyorum. Sıktım, sıkıştırdım. Bir tane zincir çektim. Şu bakın bir alt kattaki buraya geçiş yapmak için kullandığımız zincir var. O zincire bu bir zincirimi kapattım. Buraya sabitlemiş olduk arkadaşlar. Ayrık ayrık durmasın diye birbirinden üzüm taneleri. Buraya sabitledim. Üzerine bir tane zincirimi çektim. Ve ipimi burada koparıyorum. Bakın şöyle. Hemen düzeltiyoruz fıstıklarımızı. Şöyle. Evet. Bakın bu şekilde fıstıklarımız. Şöyle. Hemen iplerini yakıp yapıştıralım. Evet bakın. Üzümümüz hazır.
Şöyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok tatlı ve kocaman oyalar sevmiyorsanız eğer ve üzüm oyasını da yapmak istiyorsanız bakın bu tam size göre. Ben üzüm oyası çok severim ama çok büyük oyalar sevmediğim için hiç yapamıyordum. O yüzden böyle bunu görünce yan yatmış şekilde yapraklı şekilde çok hoşuma gitti. Yapmak istedim. Zaten bir müşterim de istiyordu üzüm oyası. Ona da yapıyorum bunu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle açık renk üstünde göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel. Şöyle netleştirelim. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah sizler de yaparsınız. Emeklerim için videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde hemen videonun altındaki abone butonuna kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.